Sözüne itimat edilmeyecek kişilere güvenmemek Doğruyu bulabilmek için kişinin kendi aklının, bilgisinin veya tecrübelerinin yetersiz kaldığı durumlarda bir başkasının öğüdüyle hareket etmesi Kur'an'da tavsiye edilen bir ahlaktır. İnsanlar çoğu zaman hata yapabileceklerini düşündükleri konularda doğru olanı bulabilecek ve yanlış bir tavır içerisine girmemek için karşılarındaki kişilere danışırlar. Yani öğüt almadığı amaç doğruyu bulabilmektir. Ancak her insan her olay karşısında doğru olan seçeneği bulabilecek bir akla ve şuura sahip değildir. En azından doğru olanı görebilse bile kendi çıkarlarını göz ardı ederek bu doğruyu karşı tarafa açıklama ahlakına sahip değildir. Bu nedenle yol göstermesi için fikir danışılacak kişilerde belirli özelliklerin olması gerekir. Bu özelliklerin başında bu insanın Allah'a iman ediyor olması gelir. Çünkü bir insanın doğruyu hemen teşhis edebilmesi ve kendi menfaatlerinin aleyhine bile olsa bunu karşı tarafa açıklayabilmesi ancak vicdanını kullanmasıyla olur. Bir insanın vicdanını hiçbir engel tanımadan kullanmasını sağlayan tek güç de Allah korkusu ve Allah sevgisidir. Ahlakında bozukluk olan yani vicdanını kullanmayan bir insan ne kendisi doğruyu görebilme gücüne sahip olabilir ne de karşısındaki insanı doğruya yönlendirebilme meziyetine. Dolayısıyla insanların fikir danışacağı ve verdiği fikre itimat edeceği kişileri iyi seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle Allah Kur'an'da insanlara bu konuda yol gösterecek çok ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. Ayetlerde fikrine itimat edilmemesi gereken kişilerin ahlak özellikleri bildirilmiş ve bu kişilerin gösterdiği yola tabi olmak yasaklanmıştır. Ayetlerde şöyle buyrulur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran, aşağılık Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik, mal, servet ve çocuk sahibi oldu diye kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman bunlar eskilerin uydurma masallarıdır diyen. Kalem suresi 10-15 Ayrıca bir başka ayette de sözü dinlenilmemesi gereken kişilerin özellikleri şu şekilde bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olanına itaat etme. İnsan Suresi 24 Ayetler çok açık ve anlaşılır bir şekilde kimlerin sözüne itimat edilmemesi, yani gösterdiği yola övdüğüne güvenilmemesi gerektiğini sıralamaktadır. Bu açıklamaya göre bir Müslüman, kendisine maddi veya manevi bir tavsiyede bulunan yalancı, dedikoducu, saldırgan, tartışmacı, Allah'ın sınırlarını rahatlıkla çiğneyebilen, Sinsi veya alacı bir insanın tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmemelidir.